Evet değerli arkadaşlar, Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. 33 şehidimiz var malumunuz. Allah kederli ailelerine ve bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Allah hepsine sabır versin. Söyleyecek fazla da bir kelam bulamıyorum. Allah devamını getirmesin. Daha fazla şehidimiz olmasın inşallah. Hepsine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Aslında cennet olsun demek bile doğru değil. Zaten şehitlerimiz cennettedir. Ve ilim öğrenmeye devam edelim arkadaşlar. Bunu da böylece videomuzun başında söylemek istedim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Mart'ın ikinci videosunu çekiyoruz. Yeni sorular var. 50 sorumuz var arkadaşlar. 2020 Mart 2 videosu. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolun taşı trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? A, B, C şıkları verilmiş arkadaşlar. Şöyle A'dan başlıyor. C, D, bu da son şıkkımız D. A, B, C, D şıkları verilmiş. Arkadaşlar daha önceki videolarımdan hatırlıyorsanız yuvarlağın içinde olan genelde yasaklamak içindir demiştim. Üçgenler ise uyarı içindir demiştim. Üçgenler uyarı cihazıdır. Uyarı için konulmuştur, size ikaz etmek için. Bak kardeşim, bunun sonunda uçurum var. Bak kardeşim, bunun sonunda şu var, bu var diye sizi uyarmak içindir. Fakat bir şey yuvarlağın içindeyse biz bunu yasak olarak algılayacağız demiştik. Şimdi ilk şöyle sırasıyla şıkların ne olduğunu söyleyeyim. Cevabımız bu arada arkadaşlar A şıkkı olacak. Birincisi, içinde hiçbir aracı olmayan yuvarlak bu işaretimiz bu yolun trafiğe kapalı olduğunu gösteriyor. İkinci de B şıkkındaki ise arkadaşlar binek trafiğine bu yolun kapalı olduğunu gösteriyor. Çizgi var. Bunlar eski galiba arkadaşlar. Hani eski derken hala kullanımdadır bu arada. Artık bunları yeniliyoruz. Direkt sadece yuvarlak var. Yuvarlağın ortasına neyin yasak olduğunu koyuyorlar. C'de görmüş olduğunuz bu yönün ters yön olduğunu gösteriyor. Ve o trafiği ters yönde ilerlediğinizi görürsünüz. D'deki ise bu yolun bisiklet trafiğine kapalı olduğunu gösterir. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sisteminde yeterli miktarda yakıt ulaşmaz? Arkadaşlar ne diyor? Yakıt ulaşmaz diyor, değil mi? Hemen bakalım bunlardan hangisi yakıtla alakalı? Hiç kasmaya gerek yok böyle sorularda. Yağ demiş, polen demiş, yakıt demiş. Aa, büyük ihtimalle cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Diğerleri yağ filtresi. Bizim motorumuzun yağlanmasıyla alakalı, polen filtresi, klima ile alakalı, ekran filtresi arkadaşlar. Zaten bu boş bir şey. Boşluk arkadaşlar. Evet, devam edelim. Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur demiş arkadaşlar. A. Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamakta. B. Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede. C. İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede. D. Bisiklet yolundaki bisikletlerin taşıt yoluna girmelerini önlemede demiş arkadaşlar. Evet, doğru cevabımız B mi C mi? Evet, hangisi olabilir arkadaşlar? Arkadaşlar öncelikle şu, kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerini uyarmak aptalca bir davranıştır. Artık bunu bırakalım. Milletçe zaten sadece Türkiye'de görürüz galiba bunu. Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede bazen uyarı için yapıyoruz ama burada bize zorunlu olarak yani yapılması gerekeni soruyor. Arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkı olacak. İlerisi görünmeyen dönemeçlerde gelişi haber vermede bu ne yapılır? Kullanılır arkadaşlar. Bunun yanında geceleri şey yapılır. Bu selektör yapılır. Işıkları kapataç yaparsın. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü sorumuz. Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder? A. Motorine. B. Hidrolik yağına. C. Soğutma suyuna. D. Yağlama yağına demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, buna baktığınız zaman radyatörün neye şey yaptığına arkadaşlar şöyle aracın düz ben çiziyorum. Şöyle. Şurası bizim aracımızın kaputu ya. Hemen şurada bulunur bu. Tamam mı? Şurada bir pervane vardır. Pervane buna karşı üfler. Arkadaşlar bu bizim soğutma
soğutma suyumuzdur, tamam mı? Suyumuzu burada bekletiriz biz. Ki burada soğuyacak, motoru da ne yapacak? Soğutacak. Hidrolik şey, hidrolik yağına kaputun altında, şurada ya da şurada genelde oluyor arkadaşlar. Bu iki şeyden birinde olur. Motorin aracımızın deposunda, malum yani yakıt demek motorin. Yani yakıtımız eğer dizelse motorin vardır. Yok benzinliyse zaten adı üstünde benzin var. Yağlama yağı arkadaşlar genelde aracımızın altında karter. Karterde bulunur arkadaşlar. Buna da yine bakabilirsiniz. Doğru cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur? Arkadaşlar aslında bir önceki soruda biz bunun cevabını ufaktan verdik. Motor yağı nerede bulunuyordu? Otomatik olaraktan bunu tak aklınıza getirmeniz lazım. Yani motor yağıyla ilgili olan yerler hemen gözünüzün önüne gelecek. Şıklarda onları arayın direkt. Kendinizi çok yormayın. A. Fren balatalarının aşınması. B. Karter contasının yırtılması. C. Hava filtresinin kirlenmesi. D. Rot ayarlarının bozulması demiş arkadaşlar. Rot ayarları tekerlerle alakalıdır. Geçelim hemen. Frenler. Geçelim arkadaşlar. Hava filtresi ve karter demiş. Karter neydi bizim? Yağla alakalıydı değil mi? Ne demiştik bir önceki soruda? Yağın deposuydu. Bizim genelde aracımızın altında çelik plakanın hemen üstünde bulunur. Doğru cevabımız bu sebepten dolayı B şıkkı olacak. Karter contasının yırtılması motor yağının sürekli olaraktan eksilmesine sebebiyet verecektir. Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiğinin 4-5 santim aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır demiş. Arkadaşlar bu soruyu gördünüz. Aklınızda hemen şu gelecek. Biz ne zaman göğüs kemiğine 4,5 santim 4 veya da 5 santimlik bir basa uyguluyoruz? Ne zaman? Solunum durduğunda mı? Suni sinüs yaparken mi? Hemlik manevrasında mı? Hemen bunları hatırlamamız lazım. Bakalım neler diyor. A. Solunumu düzensiz olana. B. Kalbi düzensiz çalışana. C. Solunum sayısı az olan. D. Kalbi duran. Şimdi arkadaşlar, kemiği bastırarak arttırabilir miyiz? Arttıramayız değil mi arkadaşlar? Ha, boğulmalar da başka. Onda da diyaframa baskı uygularız, su çıkar. Doğru cevabımız burada öncelikle kalbi duran. Sizi burada şaşırtacak olan iki şey var. Diyeceksiniz ki şimdi göğüs kemiği tamam. Bu kalp krizi anında kalp için yapıyorduk biz bunu. Aklınıza geldi. Kalbi düzensiz çalınışını vermiş, kalbi duranı vermiş. Ya ikisi de olabilir, ikisi de kalple alakalı bunların. Hayır arkadaşlar. B şıkkını kesinlikle seçmiyorsunuz. Bakın kalbi çalışıyor bu adamın. Düzensiz çalışıyor. Ama kalbi çalışıyor. Biz bunu sadece yani kalp masajını sadece kalbi duran kişiye yapıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Burada iki şık verilmiş. D şıkkında aslında şöyle diyor. Yardımseverdir diyor arkadaşlar. Sorunun orijinalinde. Yardım sever. Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan aracı güvenli bir şekilde ve kimseye hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. A. Sorumluluk sahibidir. B. Kendine güvenmektedir. C. Araç kullanma noktasında tecrübelidir. D. Araç kullanma noktasında yardımseverdir diyor. Şimdi arkadaşlar, birincisi burada sizi yanıltacak iki şık var, tamam mı? Yani iki şık var. Bunlardan hangisi? Birincisi, pardon, iki şık demeyin, belki daha fazla şaşırabilirsiniz. Sorumluluk hangisi diyorsunuz? Doğru cevabı öncelikle hemen veriyorum. Doğru cevabımız sorumluluk sahibi olması. Şimdi beyler, hanımlar, şöyle söyleyeyim. Sorumluluk sahibi olmasıdır. Tecrübe diyeceksiniz. Aklınız o gelecek. Ya adam bak her şeye sahibim diyor. Ama arkadaşlar kullanıyorum demiyor. Kullanmak için bunlara sahibim diyor. Bilgiye sahibim diyor. Siz şu anda teorik bilgiyi aldınız. Bu sınava girdiniz. Ama siz teorinin dışında uygulamalı bir bilgiye sahip misiniz? Hayır. O zaman siz daha bunu tecrübeli değilsiniz. Size şimdi bu sınavdan sonra tecrübe noktasını kazandıracaklar. Bu sebepten dolayı doğru cevabımız nedir? Sorumluluktur. Kendine güvenmek var mıdır? Bakalım bir kendine güvenmek olmuş olsaydı bilgiye sahibim dememesi gerekirdi arkadaşlar. Adam ne yapıyor? Kullanmak için gerekli bir öğrendim diyor. Bilgileri uygulayacağım diyor. Yetişkinliğe, sorumluluk duygusuna sahibim diyor.
Zaten bağırıyor değil mi soru? Doğru cevabımız A şıkkı. Otoyolda 120 km saatte 120 km hızla seyreden bir otomobil sürücüsü önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır demiş. A 30, B 40, C 50, D 60 diye de şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız ne olacak? Evet, doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de saatte 60 metre mesafe ile takip etmesi gerekiyor. Malumunuz arkadan çarparsanız suçlu kesinlikle siz olursunuz. Aşağıdakilerden hangisi şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir? Değil olanı soruyor bize. A. Rastgele hareket ettirilmesi. B. Hava yolu açıklığının sağlanması. C. Kanama varsa hemen durdurulması. D. Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 santim kadar yükseltilmesi demiş. Şimdi arkadaşlar buna baktığımız zaman kesinlikle hava yolu açıklığını sağlayacağız değil mi? Zira hava yolu açıklığını sağlamazsak bu hasta havasızlıktan ölebilir. Kanama varsa durdurmalısınız. Zaten şoka giren hastanın %80 ihtimalle kanaması olabilir. Hemen sırt üstü yatıracağız. Ayaklarını 30 santim yapacağız. Şunu ayakları olarak düşünürsek hastaya şu pozisyonu vereceğiz arkadaşlar. Kafa da burada. Amaç ne? Şu ayak bu arada, şu taraf kafa. Amaç burada basit bir fizik unsuru arkadaşlar. Basınçla biz ne yapmalıyız? Kanı kafaya götürmeliyiz. Amaç bu. Bizim için beyin önemli yani. Doğru cevabımız bu yüzden A şık olacak. Kesinlikle rastgele hareket ettirmeyeceğiz. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımla haberleşme ilkelerindendir? Hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir demiş. Bir, kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir. İki, yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir. Üç, çağrıyı yapan kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir demiş arkadaşlar. A 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3 diye gidiyor arkadaşlar. Doğru cevabımız tabii ki de 3'ü de olacak arkadaşlar. 3'ünü de yapmanız gerekiyor. Çekinmeyin arkadaşlar. Eskisi gibi bu yaralıyı sen buldun, sen mi yaptın bunu falan filan olaylarına girilmiyor artık. Yani böyle bir şeyden korkup da sakın hala çareyi yapan ve kişi olmaktan kaçınmayın. İlk yardımcı mutlaka olun. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Bize yanlış olanı soruyor. Bunlara dikkat edin demiştim. Yolu kontrol etmesi, B öndeki aracı geçmesi, C aracın hızını azaltması, D geçiş hakkını yayalara vermesi. Arkadaşlar, doğru cevabı hemen önce vereyim. Doğru cevabımız B'dir. Kesinlikle öndeki aracı geçmeyeceğiz. Böyle bir durum yok. Zaten buralardaki kesikli çizgi yoktur. Genelde düz çizgi vardır yolda. Yolu kontrol etmemiz gerekiyor kesinlikle. Aracın hızını azaltacağız ve artık malumunuz eğer ışıklı cihaz yoksa geçiş hakkı artık kesinlikle kimdedir? Bu tür yerlerde yayalara aittir diyorum. Işıklı cihazları gördüğünüz yerde arkadaşlar yayalar için ışıklı cihazlar oluyor ya hani yürüyen insan falan filan. Onda direkt yolun önüne atlamayın. Mutlaka ona siz de uymak zorundasınız. Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır? A. İşaret vermeden şerit değiştirmeleri. 2. A dedim ya. 1. İşaret vermeden şerit değiştirmeleri. 2. Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları. 3. İşaret verdiği andan aniden şerit değiştirmeleri. Hangilerini yapmaları yasaktır diyor arkadaşlar. A. Yalnız 1. B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 1, 2 ve 3 yani hepsi diyor arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 3 oluyor arkadaşlar. Yasak olanı sormuş. Kesinlikle işaret vermeden şerit değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Bu yasaktır. Diğeri de arkadaşlar işaret verdiği anda aniden dönmeniz sizin arkanızdaki sürücü hazırlanmamış olur. Kazaya sebebiyet verirsiniz. Bu da yasaktır.
hızlarınızı zaten azaltmak zorundasınız. Yukarıdaki verilen bilgilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur? Bulantı ve kusma, burun ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması. A. Baş yaralanması, B. Akciğer delinmesi, C. Dalak yırtılması, D. Kalp spazmı demiş. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de baş yaralanması olacak. Zaten burun ve kulaktan kan geliyorsa diyeceğiz ki hemen başta bu. Bu arada burun ve kulak nedir? Bizim doğal deliklerimizdir. Buradan gelen kanamayı kesinlikle durdurma yoluna gitmeyeceğiz arkadaşlar. Bırakın aksın. Kolda bacaktaysa durdurun ama buradaysa durdurmayın. Bunlar kanasın ki beyinde bir zarar oluşmasın. Devam ediyoruz. Araçlarda aynı dingile bağlı tekerlerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir? A. Dingil ağırlığı, B. Taşıma sınırı, C. İstiyap haddi, D. Kapasite. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de A şıkkı, dingil ağırlığı. Çok duyarsınız bunu çevrenizde. Dingil ağırlığını. Dingil işte şurası. Şu teker ya. Şuna diz dingil diyoruz. Buraya verilen ağırlık. Zaten levhalarında da mesela bunu görürsünüz. Dingil ağırlığı için mesela 3 ton. Böyle bir işaret görürsünüz. Devam. Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapması zorunludur? A. Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri. A dedim yine. 1 pardon. 2. Işıkla ve kolla gerekli hallerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri. 3. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları demiş. A 1 ve 2, B 1 ve 3, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? D şıkkı arkadaşlar. Aman diyeyim bu hususlara çok dikkat edin. Önemli bunlar. Kazaya sebebiyet veriyor. Hatta yani böyle kazalar da daha fazla zarar oluyor. Yandan falan böyle. Dikkat edin diyelim ve devam edelim. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Bir suni solunum yapacağız. Hangisini yapmamız lazım? A. Ağız içinin temizlenerek havayolu açıklığının sağlanması. B. Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması. C. Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi. D. Hastanın ayaklarının yükseltilmesi demiş arkadaşlar. Hangisi olacak cevabımız? Tabii ki de A şıkkı. Önce arkadaşlar ağzını ne yapmamız lazım? Bir bakacağız yani belki de adamın ağzında yani büyük bir şey var. Siz üflettikçe içine kaçacak. İlk önce ağız içini temizleyeceğiz. Daha sonra başlayacağız. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz demiş. A. Klimanın açık olması. B. Ani duruş ve kalkış yapılması. C. Hava filtresinin değiştirilmesi. D. Camları açık şekilde seyahat edilmesi demiş. Doğru cevabımız. Evet. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Klimanın açık olması size şu şekilde düşünün arkadaşlar. Şöyle çarklar vardır, tamam mı? Sizin klima çarkı da hemen şurada alttadır. Bu çarkları kayış döndürürken sizin klima çarkına takılıdır. Eğer siz buna basarsanız klimaya bu çark da otomatik olarak zorlanmaya başlar ve sizin motorunuza ekstra bir güç daha eklenmiş olur ki bu da yakıt tüketimini arttırır. Ani duruş ve kalkışların yapılması sürekli vites değişikliği arkadaşlar arttırır. Camların açık bir şekilde seyahat edilmesi içeriye dolan havayı sizin aracınızı geriye doğru itme kuvveti uygular. Siz bunu farkında olmazsınız. Ne olacaktır? Bu da arttıracaktır. Cevap C şıkkı. Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? 1. İtfaiye, 2. Sivil savunma aracı, 3. Özel izinle karayoluna çıkmış araç, 4.
Doğru geçecek araç. Cevaplar da verilmiş 1, 2, 3 diye. Arkadaşlar hangisinin gitmesi lazım diyor. Tabii ki de ilk önce acil olanın değil mi? Bakıyoruz. Evet, itfaiyemiz bizim önemli. İlk hatta itfaiye gitmesi gerekiyor. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Geçişler dışında trafik sağdan akar. B. Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir. C. Sol şerit geçişlerinde kullanılmalıdır. Geçişlerde kullanılmalıdır. D. Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir. Şimdi arkadaşlar hangisinin yanlıştır diyor. Doğru cevabımız D şıkkı. Kesinlikle sol şeridi sollama dışında işgal etmiyorsunuz. Yani apaçık bu sorunun cevabı. Geçişler dışında trafik sağdan akıyor arkadaşlar. Bakın zaten iki şık birbiriyle ne yapıyor? Çakışıyor. Aman diyeyim, buna bakmanız yeterli. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınıflama belirtilir demiş. Şimdi arkadaşlar eğer azıcık beni dinliyorsanız direkt olaraktan, tamam mı, doğru cevabı buldunuz bile. Ben devamlı dediğim bir şey vardı. Bu yuvarlaklar ne diyordum ben? Yasaklama diyordum değil mi? O zaman çok basit değil mi? Yuvarlaklar ne diyorduk? Yasakları bildirir. Bunlar uyarı demiştik değil mi? Şu ve şu uyarı demiştik değil mi? Özellikle üçgenler için uyarı olduğunu söylemiştik. Zaten yuvarlığa gördünüz mü? Böyle kırmızı bir yuvarlak. Bu yasaklamadır. Yani şununla şunu bildiğiniz zaman diğerlerini zaten çıkartabilirsiniz. Bak, bu bisiklet çıkabilir demek. Bu da banketin yüksekliğini söylüyor arkadaşlar. Yüksek olabilir diyor. Veyahut da şurada böyle bir şeyler çıkar gösterir. Der ki ha, bu burada bir kaygan yol var, mıcırlı yol var. Devam. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan sürücülerin geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Aha, klasik sorumuz. Fix çıkar, %100 çıkar. A 1, 2, 3, 4. Yani önce 1 numara itfaiye geçmeli demiş. Sonra 2 numara demiş. Sonra otobüs demiş. En son 4 demiş. B de demiş ki önce itfaiye, polis, sonra binek araç, en son otobüs demiş. Bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu soruda dikkat etmeniz gereken lakdiye bu değil. Ne? Aynı zamanda şu. Bakın üzerine işaretlemelerini yapıyorum. Bakın şu işaretlere de dikkat edeceksiniz. Buralarda da olabilir. Eğer bu işaretlere dikkat etmiyorsanız çıkmayın trafiğe. Boş yere çıkmayın. Yani kendinizi yani şey yapmayın. Bu işaretlere bakmıyorsanız zaten yandınız. Bir, bu işaretler böyle sorularda. İkincisi de şu çizgilere dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam mı? Üçüncüsü şu oklar. Okların yönleri. Bu araçlar nereye dönecek? Bunlara dikkat etmeniz şart arkadaşlar. Ben doğru cevabı hemen vereyim. A şıkkı. Unutmayın ne dedik? 1. Hangi levhalar var? 2. Yol çizgileri. 3. Sinyaller de önemli bu arada arkadaşlar. Acaba araçlar sinyal vermiş mi? Bazı sorularda hata neden kaynaklı diyor. Sinyal vermeden adam sollama yapıyor mesela. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Aşağıdakilerden hangisi önceki taşıdık geçme yasaktır anlamındadır? Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıdığı geçmek yasaktır anlamındadır demiş arkadaşlar. Şıklarımız verilmiş. Burası A demek bu arada. Hep sağdan sola doğru uzuyor arkadaşlar şıklarımız. Burası da D arkadaşlar. D şıkkımız. Soldan sağa doğru, pardon. Evet, doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkı bu arada. Bu işaret hangi taraftaki sürücüye gösteriliyorsa taşıdı geçmek yasaktır anlamındadır. Bu U dönüşünün yasak olduğunu, bu burada binek aracın giremeyeceğini gösteriyor. Buraya da arkadaşlar sollama yasağının kalktığını gösteriyor. Trafik görevlisinin hangi hareketi geçeleyin geç işaretidir demiş. Arkadaşlar bu bizim gene klasik sorulardan bir tanesi. Şöyle şıkları vereyim. Bir keresinde şık vermemiş demişler. C, bu da B. Evet, hangi işaret hangisi
yani sizin geç demek anlamında, hadi geç kardeşim demek manasına geliyor demiş. Doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı. Bu hemen hadi geç demek, şöyle omuza doğru. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı yavaşlama uyarı çizgileridir? Evet, hemen bakalım. Arkadaşlar bu alanı kullanma demek öncelikle. Bu yaya geçidi demek. Bu ne demek? Dırırırın. Yeni bir şey. Bununla aynısı arkadaşlar. Bu da yaya geçidi demek. Bu ne demek? Bu da arkadaşlar genelde buralara 30 falan yazılır böyle 30, 40, 50 veyahut da 80, 90'dan başlatırlar genelde. 90, 80, 70, 60, 50, 30 dur. Burada duracaksın artık. Bu bizim yavaşlama çizgimizde vız 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 diye üstünden geçerken zaten ses yapar. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş. Ne diyorduk? Böyle yuvarlak varsa yasak demek değil mi? Hemen yasak olanlara bir bakalım. İki tane yasak olan var. Geri kalan da yasak var mı? Aa, burada yok. Çiz. Bunda var mı? Yok. İki tane kaldı. Bisiklet girişinin yasak olduğunu, motosiklet girişinin yasak olduğunu. Hemen şekle bak. Bisiklet mi arkadaşlar bu? Hayır. Değil mi? O zaman doğru cevabımız ne? B şıkkı arkadaşlar. Yani motosiklet girişine yasak olduğunu gösterir. Kazazedenin burnundan ve kulağından kanle birlikte sıvı gelmesi aşağıdakilerden hangisini, yukarıdakilerden hangilerini göstergesidir demiş. Aşağıdaki yazmış. 1. Şiddetli kava travması geçirdiğinin, 2. Omurilik zedelenmesi olabileceğinin, 3. Göğüs zedelenmesi geçirdiğinin. Arkadaşlar ne diyor? Burnundan ve kulağından. O zaman 3'ün olduklarını bir çizelim. Göğüsle alakası yok bu işin. Aa, doğru cevap ortaya çıktı. A'ymış arkadaşlar cevap. Bunu deneyin arkadaşlar genelde. Direkt doğru cevap bulmak iyidir. 3 mesela yok değil mi kesin olaraktan? Hemen çiz 3'tü. 3'ü de bu şıklarda 3'ün 1 ve 3 var mesela. 3 olmadığına göre bu olamaz. Çiz, çiz, çiz. Hop. Doğru cevap A şıkkı. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir? Trafiğin bütün istikametlere kapalı hali, trafiğin bütün istikametlere açılma hali, trafiği hızlandırma işareti, trafiği yavaşlatma işareti demiş arkadaşlar. Hangisi olacak? Tabii ki de doğru cevabımız A şıkkı, bütün istikametlere kapalı olduğunu bildirir. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır demiş. A. Motor daima yüksek devirde çalıştırılır. B. Lastiklerin hava basıncı normal değerde olmasına dikkat edilir. C. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. D. Aracın yükü ve ağırlığı arttırılır. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de B şıkkı. Eğer az değerde olursa, düşük değerde olursa sürtünme artacağı için otomatik olarak yakıt artacaktır. Ama dur sorunun üzerinde konuşuyoruz. Eğer yüksek olursa bu sefer frenleme mesafenizi şey yapar ve freni düzgün yani mesela 5 metrede duracaksa araba 10 metrede durur. Bu da sizin için kötüdür. Trafiğin yoğun olduğu yolları seçiyorsanız zaten bu kendi bileceğiniz. Para bolsa sıkıntı yok. Aracın yükü ve ağırlığını arttırmayın arkadaşlar. Arttırdıkça size aşırı tork gücü. Tork ne demek? Çekmek. Yani yükü taşımadır tork. Tamam mı? Bir de bunun zıttı vardı. Aklıma gelmiyor şimdi. Tork gücü mesela traktör. Daha çok böyle dizel araçlarda tork gücünü ararız. Biz dikkat edin. Dizel araçlar genelde yük taşımak içindir. Benzinli araçlarda tork gücü olmaz. Onun yerine hızlanma vardır. Kalkış hızı iyidir. Motor daima yüksek devirde çalıştırılır demiş. Hayır arkadaşlar, bu da yanlış. Evet, radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sabahleyin kalktınız, çalıştırdınız, bir yere gidin bir baktınız hararet yapıyor. Açtığınız şey hiç su kalmamış neredeyse, çok azalmış. Sebebi ne? Termostat arızalıdır, vantilatör kayışı sıkıntılıdır, hararet göstergesi arızalıdır, silindir kapak çantasında kaçak vardır. Beyler, şimdi hanımlar yani doğru cevap öncelikle vereyim. D şıkkı doğru cevap. Şöyle şıklara bir bakalım.
Termostatın arızalı olması bize içeriye yanlış grafik bilgi verebilir. Fakat bize suyun azalmasını şey yapmaz. Vantilatör kayışı, kayış ya bu, alakası yok. Çiz. Hararet göstergesi anın arızalı olduğunu zaten göstermez. Doğru cevabımız D şıkkı. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumlardan hangisinin olduğunu gösterir diyor. Konuşamıyor, nefes alamıyor, rengi morarıyor, acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Şimdi beyler, hanımlar, eğer bir insan reflekstir bu. Bakın, eğer 8 ayını doldurmamış bir çocuk varsa yakınınızda, onun böyle hele yeni doğmuş olsun, sıkıntı yok. 2 ayını doldursun yeter. Onun böyle ayak parmaklarının olduğu yere elinizle bir dokundurun. Hemen böyle parmaklarını yumacaktır. Bu bizim insanın doğuştan getirdiği reflekslerden kaynaklanır. Biz buna ne refleksi diyor? Babinski refleksi diyoruz. Ama burada ne var? Burada da insanın yine bir refleksi ellerini boğazına götürüyor. Hangi durumda? Boğulmada arkadaşlar. Boğulma. Arkadaşlar yorumlara yazın. Böyle açıklama istemiyorsanız yapmayayım. Ama acı çekerek ellerini boğazına götürüyorsa bu bir reflekstir ve boğulduğunu gösterir. Rengi morarıyorsa, morarma iki şeyde olur. Bir, oksijensiz kalma. İki, oksijensiz kalma. Ama morarmayı biz asıl şeyini söyleyecektim. O her iki şeyde de eğer kandaki oksijen seviyesi azalırsa insanın morarması başlar. Kalp krizi geçirdiği zaman dudaklarda, eğer kalp yetmezliği olan hastalar varsa yanınızda, bakarsanız dudakları mordur. Kalp doktoruna gittiğiniz zaman o hastalarla genelde doktor dudaklarına bakar ve der ki: "Amca, senin dudakların bugün aşırı mor. İlaçlarını kullanmıyor musun?" Kan sulandırıcıları kullanır onlar. Rengi morarır arkadaşlar boğulmada, oksijensiz kaldığın zaman. Nefes alamıyor diyorduk zaten. Konuşamıyor dedik. Bakalım. Verilen bulgular hangisinin olduğunu gösterir? Koma hali demiş. Arkadaşlar, koma halinde bunu yapamaz hasta. Yapamaz çünkü kendine gelmez. Uykuya eğilim. Hayır. Solunum yoluna yabancı cisim tıkanması. Beklesin. Dolaşım durması. Kalp atımlarının anlamaması. Şimdi arkadaşlar, morarma, dolaşımın durmasında ve solunumun durmasında, ikisinde de olur. Tamam mı? Bunu unutmayın. Ayrıca o şey burada nedir? Acı çekerek ellerini boğazına götürmesi, konuşamaması ve nefes alamıyor olması. Bu üçü burada ayırt edicidir. Bilhassa şu üçüncü olarak saymış olduğum ayırt edicidir. Doğru cevap ne olacak? C şıkkı, solunumun durmasıdır. Ne yapacaksınız? Tabii onu da hemen söyleyelim. Hemlik manevrası. Hemlik diye yazılıyor bu. Hemlik manevrası yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Şimdi nasıl yapayım? Şöyle bir cin hali çizeyim ben. Belki bu soruda çok durdum diyeceksiniz ama bilseniz, yani hemlik manevrası desem geçsem aklınızda kalmaz ama ne olduğunu bilirseniz. Şimdi bu amcamız boğazına bir şey tıkıldı. Ellerini götürdü boğazına. Hemen yapmamız gereken nedir? Diğer bir amca olaraktan, siz ya da abla olaraktan, hemen bunun yanına gideceksiniz. Şöyle diyaframın altından tutarak kendinize doğru bastıracaksınız. Diyaframa bası uygulayacaksınız. Diyafram dediğimiz şey göğüs kemiklerinin hemen bitiminde arkadaşlar, tamam mı? Buna siz bastırdığınız zaman adama hızlı bir biçimde nefesini dışarıya vermiş oluyorsunuz. Normal hayatta adamın orasına hızlı bir biçimde vurursanız adam zaten nefessiz kalır, yıkılır. Ama sizin amacınız ne burada? Nefes vermek. Bastığınız zaman tap atacaktır içindeki şeyi hemen dışarıya. İşte artık bilye mi yutmuş, ne yutmuş, sandalye mi yutmuş, ne yutmuşsa çıkacak içinden adamın. Ha, bu arada evde tek başına isim kişi nasıl yapacak bunu? Arkadaşlar, kendini sandalyeye, aslında onun için örnek verecektim. Sandalyeyi göğüs kafesinin hemen altına dayayarak hızlı bir biçimde kendini masaya da sandalyenin üzerine bırakmak suretiyle bunu yapabilir. Evet. 31. sorumuz. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? A. Yakıt tasarrufuna. B. Hız sınırının aşılmasına. C. Yakıt tüketiminin artmasına. D. Trafik yoğunluğunun azalmasına. Zamanında uygun şekilde yapılması hangisine katkı sağlar demiş. Arkadaşlar, doğru cevabımız A şıkkı.
yakıt tasarrufuna katkı sağlar. Hız sınırının aşılması, artması, bunlar zaten olumsuz şeyler. Olumluyu arayacaksınız böyle soruda. Ya artık belli müddet sonra zaten sorularda neyi arayacağınızı kendiniz de farkına varacaksınız. Bir sürücünün emniyet kemeri takmamaya özen göstermesi. Özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır? Bize bir sürücünün emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır? Bunu soruyor. A. Trafik kazalarını koruyucu önlem olarak görmek. Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak. Denetimlerde problem yaşamamak. D. Ceza almaktan çekinmek. Evet. Bizim Türk insanının öncelikli isteği nedir? B şıkkıdır arkadaşlar. Evet. Araçta bulunan uyarı sistemlerini susturmaktır. İkincisi, denetimde problem yaşamaktır. Aha, görürse şimdi yandık. Hemen böyle takıveririz. Üçüncüsü de ceza almaktan çekinmek. Ama hiçbirimiz trafik kazalarının koruyucu önlem olarak almayı düşünmeyiz. Doğru cevabımız ama D şıkkıdır. Koruyucu önlem olarak görmek. Evet, genelde bu tür sorular arkadaşlar biz SRC sorularında görürüz. Yani ileride taşımacı, yolcu ve yük taşımacılığına girecek olan SRC 1, 2, 3, 4 diye şeyleri vardır. İşte yurt dışı taşıma, yurt içi taşıma şeklinde yük ve yolcu taşıma diye ikiye ayırıyoruz. Neyse, SRC anlatmıyoruz. Derece belgesini almanın şeyinden bahsettim. Haritada yeri gösteren illerden hangisi daha güneydedir? Şimdi arkadaşlar, nereden anlayacağız güneyde olduğunu? Arkadaşlar şurada bir ok verilmiş bize değil mi? Bu bize yön oku diyoruz biz buna. Görüyorsunuz mu? Bak şuradan bak ok çekiyorum. Bak 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 bak, bak burada. Buna biz yön oku diyoruz. Yön oku bize hangi yönün olduğunu haritada hangi yönün nerede olduğunu başlangıç yönünü verir. Hemen onun sağını ve solundaki yönleri zaten siz bulacaksınız. Evet burası kuzey olduğuna göre. Yani bu yön kuzeymiş. Şurası kuzey. Burası o zaman tam zıttı nedir? Güneydir. Her zaman siz bu şekilde eğer kuzeyde burasıysa, güneyde de burasıysa, tamam mı? Her zaman sağına düşecek olan yer neresidir? Doğudur. Soluna düşecek olan yer neresidir? Batıdır. Evet, bize hangisinin güneyde olduğunu söylüyor. Arkadaşlar doğru cevabımız Konya. Evet, Konya olacak. Hangisi en kuzeydedir deseydin ne yapacaktık? Hangisi? Trabzon. Hangisi en doğudadır dese Sivas, hangisi en batıdadır dese Uşak olacaktı. Devam edelim. Aksine bir durum yoksa ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? A. Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli. B. İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli. C. Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli. D. Durmadan dikkatli geçmeli demiş. Doğru cevabımız ne olacak? Durmadan dikkatli biçimde geçmeliyiz arkadaşlar. Evet, durarsanız ne olur? Arkadan gelen kuralları biliyordur. Size geçirir arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır diyor. 1. Yaşamı korumak. 2. İyileşmeyi kolaylaştırmak. 3. Durumun kötüye gitmesini önlemek diye şıklar da vermiş arkadaşlar. Hangisi amaçlarındandır demiş. Hemen şöyle üzerinden yapalım. Yaşama korumak doğru mu? Evet. İyileşmeyi kolaylaştırmak. Şimdi bu birazcık da işin şey tarafı. İyileştirmeyi biz ne yapmış oluyoruz? Bir nevi kolaylaştırmış oluyoruz. Nasıl kolaylaştırmış oluyoruz? Tabii adam mesela komaya girecekse çok ağır işte bitkisel hayata falan girecekse adam biz bir nebze bir beride tutuyoruz ki iyileşmeyi ne yapıyoruz? Kolaylaştırıyoruz. Durumun kötüye gitmesini engelliyor muyuz? Evet. Ama hiçbir zaman şunu unutmayın. Biz tedavi uygulamıyoruz. Biz ilaç vermiyoruz. Doğru cevap hangisi? 1, 2 ve 3 oluyor arkadaşlar. Evet. Ne demekti bu? Evet. Yuvarlağın içinde olsaydı yasak demekti değil mi? Bakalım burada yasakla alakalı bir şey var mı? Giremeyeceğini diyorsa değil mi? Bu yasak demek. Çiz bunu. Bakın emir bildiriyor. Giremeyecek diyor. Bisikletin geçebileceğini diyorsa hadi beklesin.
bisikletin kullanabileceğini, bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini biraz şey arkadaşlar, emir cümlelere. Şekildeki trafik ikaz işaretini ne ifade eder demiş. Bisikletin yaya yolunu kullanabileceği, bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini, bisikletin geçebileceğini, bisikletin giremeyeceğini. Arkadaşlar doğru cevabı hiç bakmadan C olduğunu lak diye söyleyin. Çünkü geçebilir demek. Yani sen taşıttasın, binek arabadasın, bu işareti gördün. Ha, demek ki buradan bisiklet geçebilirmiş karşıya diyeceksin ve adam akıllı gideceksin yolda. Bisikletin yavaş gitmesi gerektiği ile alakalı bir hız ibaresi görüyor musunuz? Hayır. Ama burada yuvarlağın içinde olsaydı bu, şöyle bir yuvarlayın, aynı şu morumsu şeyden, mor diyorum ya, buna ne diyorlar ya, mor mu yine, kırmızının açığı, acayip bir şey. Bundan görseniz ve yuvarlak olmuş olsa ne olmuş olacaktı? Bu bisiklet yasaktır demiş olacaktı. Sadece bisiklet koyarlar genelde, insan koymazlar üzerine. Okul taşıtının arkasındaki dur işaretinin şöyle bir dur işareti vardır. Okul taşıtının sağ camında oluyor genelde. Şöyle dur işareti var. Yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir? Pardon ya, böyle değil. Direkt dur yazar çoğunda. Şöyle dur. A. Okul taşıtını geçmemelidir. B. Dikkatli ve yavaş geçmelidir. C. Diğer sürücüleri uyarmalıdır. D. Hızını azaltılarak uzaklaşmalıdır demiş. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Eğer bu işaretleniyorsa bu bir uyarı işaret değil mi? Zaten üçgen diyorduk. Sürücüler nasıl hareket etmelidir demiş. Biz bu işareti gördüğümüz zaman bu taşıtı geçmiyoruz. Bektir. Neden? Arkadaşlar bu araçlar genelde bu dur işareti yanıyorsa kenarda çocuk indirecektir. Tamam mı? Bunu gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Duracaksınız. Ben biraz önce üçgen çizdim bunu, değil mi? Şöyle yuvarlak olması lazım. Şöyle şu şekilde olması lazım. Üçgen olunca şey oluyordu. Bekle, dur olması için. Ne yapmalıyız? Bekleyeceğiz arkadaşlar. Mecburen bekleyin. Küçük bir çocuk sonra yolun içine fırlar, hemen malumunuz çocuklar durduğu yerde durmaz. İndi adam, hemen koşar yan tarafa. Sonra siz uğraşırsınız. Motor çalışırken şarj lambasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Akü kablo bağlantılarının gevşek olması. B. Dispiratör kablo bağlantılarının gevşek olması. C. Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması. D. Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması demiş. Evet, şarj lambasının yanmasının sebebi nedir diyor arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Eğer kablo akünün başındaki kutup başları gevşekse bu işaret yanar. Bir. İkincisi, sadece bunu geç, bundan haricinde söylüyorum. Çıt diye ses geldi. Sabahleyin kontağı tık diyor kalıyor, tık diyor kalıyor. Bunun sebebi nedir? Kutup başları vardır, artı eksi. Bunun şeylerini gevşek bağlamışsınız. Yeterli şeyi alır, oraya veremediği için tık der kalır. Marş motorunu döndürmez. Cevap A bu arada. Devam. Karayolları, 39. soru bu arada. Karayolları trafik yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması halinde araç içi yeni tescil belgesi düzenlenmesi zorunludur? A. Hurdaya ayrılması. B. Teknik değişiklik yapılması. C. Aracın yaralanmalı kazaya karışması. D. Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması demiş arkadaşlar. Hangisi için demiş? Arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı oluyor. Eğer araçta herhangi bir teknik değişiklik yaptıysanız derhal bildirmek zorunda. Bazen ne oluyor? Mesela minibüslerin minibüs, eski minibüslerde vardı bu. Minibüsleri adam pick-up olarak kullanıyor. Hop, ne yapacaksın? Teknik değişiklik yaptıracaksın. Çok ağır cezası var diyeyim. Devam. Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasında bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır? A 2, B 3, C 4, D 5 demiş. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? En az 5 metre olmalıdır. Ya pardon, en fazla 5 metre olmalıdır. Bundan daha fazla olursa o araç sağa sola gidebilir. Genelde zaten ön tekeri havaya kaldırıyorlar. Devam.
Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasının nedeni olur? Ha, bu benim çocukluğumun sorusudur. Arkadaşlar, bir siyah duman vardır, tamam mı? Bir de mavi duman vardır. Mavi. Hadi bir de beyaz duman olsun. Şimdi arkadaşlar, motor yağının kirlenmesi, motor yağının kalınlaşması, karışım oranının bozulması, motorun çalışma sıcaklığına ulaşması demiş. Şimdi birincisi, doğru cevap vereyim şöyle size. Karışımın oranının bozulmasından kaynaklı demiş burada bize. Şimdi arkadaşlar, bunu da şöyle söyleyeyim size. Eğer siyah duman varsa karışım olur. Yani fazla benzin giriyordur, mazot giriyordur ve fazla benzin mazotu oksijeni az veya da çok katarak yakıyordur. Sebebi budur. En masumu da budur arkadaşlar. Eğer mavi duman varsa, mavi, burada sizin artık yağınızın motor bölümünde, bu yanan patlama bölümüne, ateşleme bölümüne karıştığını gösterir ve derhal contaları bir kontrol ettirin. Sabahları beyaz bir duman çıkar. Bu sıkıntı yok arkadaşlar. Bu olabilir yani. Bu motorun daha tam çalışma sıcaklığına ulaşmadığını ve daha yeni yeni ulaştığını. Tabii o başka nasıl? Bir de gri duman var arkadaşlar. Bu gri dumanda da tabii dikkatli olmanız gerekiyor. Beyaz duman dedim, gri duman var bir de. Bunda da yine bir götürüp servise bakıtmanız gerekebilir. Genelde bu turbolu araçlarda oluyor bu gri duman olayı. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınması daha tehlike yoktur? Hangisini biz oturtarak ve sandalyesiz taşıyabiliriz? A. Şoka girmiş olan. B. Omurga kırığı olan. C. Kalça kemiği kırık olan. D. Kol kemiği kırık olan. Arkadaşlar, şimdi şöyle bakalım. Şoka girmiş olan adam biz bu şekilde kesinlikle taşımayacağız zaten. Adam zaten şoka girmiş, bilinci yerinde değil. Nasıl taşıyacağız? Değil mi? Hatırlıyorsak şöyle ayak, hop, baş, böyle taşıyacağız. Omurga kırığı olanın boynuna hemen ne yapacağız? Bir bandaj, bandaj demişim. Boyunluk takacağız. Ve dikkatli bir biçimde, düz bir biçimde taşıyacağız. Adamın herhangi bir yerinden felce sebep olabilirsiniz. Felç. Allah göstermesin. Kalça kemiği kırık olan. Arkadaşlar, zaten adam oturamaz. Oturtularak taşıyamazsınız. Doğru cevap D şıkkı arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuz. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile etkileşimi başlar ve aracını park edinceye kadar bu etkileşim sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine bir örnektir diyor. A. Korkutmak ve şaşırtmak. Sizce olumlu mu? Değil, değil mi? Bize ne diyor? Olumlu. O zaman ne yapacağız? Şıklarda olumluları arayacağız. Olumsuz. Su, çamur ve benzerleri sıçratmak. Olumsuz. Sağa sola dönüş yapmadan önce sinyal vermek. Olumlu. Küllü sigara hizmetlerini yola atıp dökmek. Olumsuz. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Devam ediyoruz. 44. sorumuz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir. A. Sol şeridin, yani bunun nedeni olamaz diyor. Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması. B. Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak. C. Arkadan yüksek hızla gelen lüks araçlara yol vermek. D. Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak demiş. Doğru cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Böyle şeyle alakası olamaz. Diğerleri ama alakalı şeyler. Kimsenin lüks araçı, zaten lüks falan filan varsa kesin doğru cevap o çıkar yani. Kimse, çünkü devlet lükslere bir ayrıcalık tanıyamaz yani, devlet. Şimdi buna geldik. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Yol yüzeyi arızalıdır. B. Yolda tümsek vardır. Yanlış olanı soruyor bu arada. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yol düzeyi arızalıdır. B. Yolda tümsek vardır. C. Yolda yapım çalışması vardır. D.
Yoldan yavaş geçilmesi gerekir demiş. Doğru cevabımız nedir? C şıkkıdır arkadaşlar. Bu işaret yolda çalışma olduğunu göstermez arkadaşlar. Bakım çalışmaları için kullanılan trafik işareti farklıdır. Nasıl bir trafik işareti vardır? Amcamız şöyle elinde bir kazmayla bekliyordur. Bu odur. Yol yüzeyi arızalı olduğunu gösterir. Tamam mı bu? Genelde yol yapım çalışma tümsek işaretin hızını azaltması gerekir. Genelde bu işareti yol yapım çalışmaları sırasında görürsünüz ama kesinlikle yol yapım çalışması vardır demek değildir. Daha yeni dökülmüş yoldaki engebelerin olduğunu gösterebilir. Tümseklerin olduğunu gösterebilir. Yavaş geçilmesi gerekir fakat yolda çalışma var demek değildir. Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır? Şimdi arkadaşlar anatomiye giriyoruz yine. Sağlıkla alakalı konuşacağız. Şöyle cin halimizi çizelim. Şöyle elleri var. Şöyle onun da elleri var. Şöyle. Şöyle. Şöyle gözlerini çizelim. Evet, yani şöyle kulaklarını çizelim. Fareyle çizdiğim için arkadaşlar güzel olmuyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki hangisinde kanama olduğu zaman kasığın iç kısmına. Yani neresinde kanama olursa kasık. Kasık neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Burası değil. Burası koltuk altı. Kasık dediğimiz kısım şu kısım. Cinsel organınızın hemen sağ ve sol kısmında bulunan o kısma işte kasıklarımız diyoruz. Şimdi diyor ki kasıklarımıza ne zaman basın? Kolumuzda basınç kolumuzda herhangi bir kanama olduğu zaman buraya basınç uygulamaya gerek var mı arkadaşlar? Yok değil mi? O zaman kollar değil. Bacak olabilir. Beklesin. Bakın aşağıda oradan. Ha bunu neye göre yapacağız? Burada bizim bir kalbimiz var değil mi? Şöyle daha şirin bir kalp çizebiliriz. Kalbin pompalama yönüne göre arkadaşlar. Mesela buraya kalpte olan bir şey için kalbi ya nasıl anlatayım? Şöyle diyelim. Şimdi kolda olması arkadaşlar bizim kasığa basınç uygulamamızı gerektirmez. Neden? Çünkü koldaysa eğer buradan basınç uygulayacaksınız koltuk altından. Evet, bunları verelim. Bacaktaysa evet kasıklara uygulayacaksınız. Hatta size şöyle söyleyeyim. Eğer bypass ameliyatı olmuşsa bir insan, tamam mı? Bypass'a girmişse bu kişinin kasıklarına torba konur, tamam mı? Uzun bir müddet buraya baskı uygulanır. Neden? Çünkü bypass uygulanırken damar buradan alınır, buraya takılır. Göğüsteki herhangi bir şeyde hayır arkadaşlar. Kesinlikle kasığa bası uygulanmaz. Boyundaki için alakası yok. Doğru cevabımız B şıkkı. Bacakta herhangi bir kanama olursa, özellikle arter kanamalarında kasık bölgesine basınç uygulanır. Koldakiler için ne yapacağız arkadaşlar? Kolda herhangi bir şey varsa elde vesaire koltuk altlarından bası uyguluyoruz. Başka yok. Devam. Aşağıdakilerin hangisinde takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur? Takograf nedir? Arkadaşlar takograf sizin A'dan Z'ye veri kaydınızı yapan bir cihazdır. Bu evlerdeki eski uydu alıcıları vardı. Aynı ona benzer kartlıdır arkadaşlar. Takarsanız kartı sizin ehliyetiniz olur genelde o kart dediğim şeyde. Ehliyetinizi takarsanız yolculuk boyunca A'dan Z'ye ne yaptın? Yavaş mı gittin? Hızlı mı gittin? Nerede hız sınırını geçtin? Hepsini tek tek kaydeder. Eğer arkadaşlar bir hata varsa polis kontrol noktasında düğmesi vardır. Basar vız diye ne yaptıysanız hepsini de çıkartır. Eğer hataların varsa cezanı yazar, geçmiş olsun deyip sizi yollar arkadaşlar. Hangilerinde zorunludur demiş. Dolmuş taksi, pardon, otobüs, minibüs, taksi, dolmuş taksi demiş. Arkadaşlar doğru cevap A şıkkı olacak. Otobüslerde ve büyük kamyonlarda bulunur arkadaşlar bu. Özellikle yolcu taşıma ve yük taşımacılığında kullanılan araçlarda bunu görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar? Evet, hangisi demiş arkadaşlar? Yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi denilmiş. Şimdi bize şunu deseydi. Bakımı yapılmadığında motorun içindeki şey bakımı yapılmadığı zaman yakıt sarfiyatı atar deseydi biz hangisini yapacaktık? Şimdi hangisini yapacaktık biliyor musunuz arkadaşlar? Bu olur. Tamam mı? Bu da olur. Bu da olur. Eğer sarfiyat yani bunların bakımını yaptırmasan bu da olur ama
Polen filtresi tamamıyla klima ile alakalı. İlk etapta onu çiziyoruz. Motorun çekişten düşmesi, hava akışının zorlaşması dediği zaman işler değişiyor. Hangisine giriyor iş? Tabii ki de B şıkkına geçiyor. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Yağ filtresini niye etkiliyor diyeceksiniz. Yağ kalınlaştığı için motorun korozyonu artacak. Evet, şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir? Evet, şuraya ve şuraya diyor. A. Bölünmüş yol. B. İki yönlü yol. C. Banket. D. Şerit demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? D şıkkı şerit olacak. Sağ şerit, sol şerit değil mi arkadaşlar? Evet. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu gösterir, bildirir diyor. Arkadaşlar 1. Dingil ağırlığı. Önce doğru cevabı hemen veriyorum. Cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. Bu A'ydı. Bu B'ydi. Bu da C şıkkı. Şimdi arkadaşlar bu 6 ton dingil ağırlığı olduğunu gösteriyor. Ah, bak şuna dingil deniyor, tamam mı? Evet, dingil ağırlığını gösteriyor. Bu arkadaşlar sizin aracınızın şeyliğini, genişliğini söylüyor. Genişlik. Yani diyor karşıya 2,5 metreden geniş bir araç buraya girmesin diyor. Bu yükseklik arkadaşlar. Yüksekliğin 3,5 metreden yükseğe girilmesin. Genelde üst geçitleri, alt geçitlerin altından geçerken falan görürsünüz. Bu da araç uzunluğunun eğer 10 metreden fazlaysa buraya girmesi yasaktır demek. Ha bu arada bunlar yasaktır demek. Gördüğünüz gibi yuvarlak zaten. 3,5 metreden yüksek araçlar yasak. 2,5 metreden geniş araçlar yasak. 6 tondan yük taşıyan araçlar yasak. 10 metreden geniş araçlar yasak. Ha bu arada keyfim konuluyor. Hayır. Eğer mesela 10 metreden geniş bir araçla bir yere girerseniz geriye çıkamazsınız. Sonra uğraşırız. Arkadaşlar tekrardan tüm şehit ailelerine ülkemizin başı sağ olsun diyoruz. Hepsinin geçmiş olsun diyoruz. Yani baş sağlığı diliyoruz. Diyecek yani fazla bir şey de bulamıyorum. Biliyorsunuz videonun içinde biraz sizi sıkmamak adına bir şeyler yapıyoruz. Allah bize bu acıların tekrarını yaşatmasın. Unutmayın, onlar orada bizim için şehit düştüler. Bizim burada biraz daha rahat durup biraz daha bilgisayarlarımızın başında rahat rahat şunları çalışabilelim, şunu bunu yapabilelim diye. Kısacası bizim şu rahat nefes alabilmemiz için orada şehit düşüyorlar. Attığımız her adımda gördüğümüz, duyduğumuz her şeyde bunları unutmayalım. Ve Ehliyet Hocam kanalı olaraktan burada bu videomuzu sonlandırıyoruz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Diyelim ve Allah'a emanet olunuz deyip videoyu bitiriyorum arkadaşlar.